Yepyeni bir antiroyal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Gece dedim ki girip dedim bir kupa kasayım, video dışında tabii ki. Bir kupa kasayım dedim. Hani böyle sakinim, gece vakti gireyim dedim. Bir tane de yorumlarda görmüştüm. Bir arkadaş demiş ki gece 5 ile 7 arasında gir, iyi eşleşme atıyor. O arkadaşın yorumu için teşekkür ediyorum. Neyse. Şimdi şuradan hesap edin. 7 maçta, 7 kupa maçında 6 defa arka arkaya atıcı geldi. Yani şaka ise komik değil. Bilmiyorum, çok garibime gidiyor açıkçası artık bu durum. Hani çok üst üste olmaya başladı özellikle bu sıralar. Şimdi şu CST Queen'den hesap edin. Bir atıcı, iki atıcı. Şuraya bir tane tazı kaynıyor bak. 7 maçta 6 defa atıcı geliyor diyorum ya. Şuraya bir tazı kaynamış. Şu iki maç kupa maçı değil zaten, tamam mı? Bu iki maç kupa maçı değil. Şuradakiler tekrar kupa maçına giriyoruz. Burada 3 atıcı, 4 atıcı, 5 atıcı, 6 atıcı. Bakın başka maç yok zaten. Yani kupa olarak sadece bir maç zarardayım aslında ama 7 kupa maçında 6 tane atıcı destesi gelmesini bilmiyorum, normal karşılıyor musunuz? Bana hani çok garip geliyor. Arkadaşa falan gece şey yazdım, hani dedim bunlar dedim hani dava mava açalım, demek ki yazılımsal olarak ortada bir hile var, yani bir şey var falan. Arkadaş dedi bir şey çıkmaz dedi, adamlar sonuçta bir şirketler, hani hiçbir şey yapamazsın, adamların oyununu oynuyorsun falan filan. Ne yani? Hem de sonra aklıma geldi, ulan dedim ben her videoda bunları sövüyorum, bir de bırak davadan ben zararlı çıkarım, anlatabiliyor muyum? Açsam eğer. Ama hani işin esprisi bir yana, hani 7 maçta 6 defa atıcı atması çok ağır bir ahlaksızlık durumu arkadaşlar. Hani anlatabiliyor muyum? Ki ben bana özellikle çok anti veriyor dediğimde işte herkes anti veriyor. Kimi maç sen antisindir, kimi maç diğerleri antidir falan filan. Vallahi ben en son ne zaman anti olduğumu hatırlamıyorum. Siz videoları izliyorsunuz. Eğer benim anti olduğum bir maç hatırlıyorsanız bana da atın da ben de sevineyim, ulan ben de arada anti oluyormuşum diye. Yani bilmiyorum, bu eşleşmeler bana iş al. Şu mesela adamdaki yeteneksizliğe bakın. Dondurmayı da beklemediğim için öfkeyi geç attım. Hani bu destede dondurma beklemiyordum. Yandaki adam bile benden çok sinir olmuş. Bak yandaki emoji atana bir dikkat edin. Klanda biri şey yazdı. Dedi ki yani 3 maçtır seni izliyorum, arka arka 3 defa mı atıcı destesi denk gelir? Yani nasıl dayanıyorsun, Allah sabır versin tarzında bir şey yazdı. Ya bilmiyorum, neyse, hani bu konu hakkında bir şey demeyeceğim. Bir tane turnuva modu, şey modu gelmiş, etkinlik modu gelmiş, ayna modu diye. Karşınızdakiyle aynı desteği alıyorsunuz. Bundan sonra zaten ona geçeceğim. Yani çünkü başka türlü eşleşmenin eşit veya benim açımdan avantajlı olması herhalde mümkün değil artık. Hani ben bunu kabullendim artık zaten bu durumu. Neyse. Zaten maçın hemen hemen yarısı bitmiş ama çok sizi sıkmak da istemiyorum. Şöyle 2x'e alayım. Ya diyorum ya, yapacak hiçbir şey yok. Zaten sıkıştığı yerde dondurmayı basıveriyor. Aynen. İşte bahsettiğim olay da bu. Burada ağır bir atak yapıyor. Burası önemli. Bir mezarlık atağı yapıyor burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, burada bir mezarlık hata yapacak. İzleyin buraya. Ya ki savunması zor. Saldırısı da, bizim desene saldırısı da çok işlevsiz kalıyor arkadaşlar bu desteğe karşı, anlatabiliyor muyum? Bakın benim dev goblini benim sağda eritmiş, avcının da canı yarım. Ya düşünün yani bu maçı nasıl alabileceğimizi. Kıvılcımı bilerek önden bastım. Dondurmasının dönmediğini biliyorum. En azından bir hata hızlıca çıkamasın. Ben bir atak yapayım soldan diye düşündüm burada. Evet, burada bir atak yaptım. Alev topunu bir tık geç atmamın sebebi dondurmayı bekletir diye düşündüm. Bekletmedi ama attığımız alev topu işe yaramış. Bir de sinirleniyorlar. Ha, baksanıza. Bir de yani sinir oluyor. Sanki eşleşme bendeymiş gibi. Bilmiyorum, öyle mi düşünüyor acaba da. Öyle düşünüyorsa artık bu bir zeka problemidir yani. Neyse, burada tekrar attığımız alev topuyla burada eşcinsel emojisi atıyor. Öpücük emojisi atıyor. Neyse arkadaşlar, yani zaten maç tekrarlarını gösterdim genel olarak. Maç tekrarları böyleydi. Şuradan neredeydi o ya? Aynen. Şu ayna mücadelesine en azından girelim. Karşı tarafla aynı eşleşme oynayalım. Bu maçta mesela aynı eşleşme oynadığım hiçbir maçı kaybetmem. Gerekirse X sayı oynamış olayım. Yani X sayı mesela en az kullandığım destedir tahminen. Bir de iksir golemi. Bu ikisinde bile maç vermem eşit eşleşmede. Hani büyük konuşmak istemiyorum ama artık anti hata tane o kadar alıştım ki eşit eşleşme gelince seviniyorum. Sanki eşleşme bendeymiş gibi hissediyorum. Zaten anlayacaksınız bunu. Tamam, orayı saldık. Şuradan bir atağa çıkalım. Madenci atsa da tamamen indiremez. Güzel. Bir madenci gelir mi acaba? Tamam. Havanını indirelim onu. Abi zehir ne kadar yavaş ya.
Tamam, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Havan da yani bu mu gerçekten ya havan? Bir şey diyeceğim. Şimdi ikimiz de fıçıya karşı zayıfız, değil mi? Tamam. Bir goblin fıçısı bekliyordum ama atmadı. Bir taraftan, iki taraftan hatta fıçı atsak daha mı iyi olur? Tamam. Abi iki fıçıya biz bence bu işi kitleriz gibi. Cellat da farklı karta odaklanacak ya. Çok güzel. İşte savunma kartı olmadığı için fıçı denedi oraya ama çok güzel hasar vurduk. Hala da vuruyoruz bu arada. Cellat da oraya biraz vuracak hatta. Ulan madenciyi atsak şu an orayı, ilk kaleyi düşürmüşüz. Güzel güzel, tamam. Tamam. Çok güzel. Ama adama taktiği öğrettik bu arada. Bu da aynı şey yapacak. Şöyle bir havan dikelim. Direkt hem fıçı falan atarsa havan vurabilir. En azından savunma yapsın. Valla zehre çok gerek yok. Şöyle bir madenci atalım. Bu arada arkadaşlar taktik falan videolarda konuşurken taktik ver diyorsunuz. Şimdi artık çoğu taktiği zaten insanlar biliyor bence ama şöyle bir cellat atalım. Madenciyi de iyi savunduk. Valla ona baksana, orospu çocuğu taktik öğrendi dedim ya. Adamı öğrettik, işi öğrettik adamı. Yoksa nerede akıl edecek arkadaşlar? Fikir çalıyor piç ya. Şöyle yapalım. Hatta bir buz golemi de atalım. Garanti orayı döşeyeceğim oğlum. Bunu erken kırmakta fayda var. Tamam. Şöyle bir zehir de atalım hatta, garanti olsun. Bir fıçı hazırlığı yapıyor herhalde şu an. Zaten 16 saniyesi kalmış. Tamam. Ya dedim ya, yani eşleşmede kolay kolay kaybetmem. Şöyle bir şey yapalım, o da fıçı atmak zorunda. Tamam, ben ikinci tacı oynayayım. Umarım alabilir de ikinci tacı alırız. Buna bir ders olsun. Heh. Benden öğrendiğin hamleyi bana yapıyorsun gerizekalı. Tam olarak beklentin ne? Diyorum ya bak arkadaşlar. Rakip. Geldi şimdi. Rakiplerim hani böyle insanlara, tamam aşağılamayacağım insanları ya, neyse. Hiçbir şey demedim. Hiç konuşmadım farz edin ya. Bu arada bu meta dese o Ottoman Empire diyor Türk. Ulan ben bu klandaydım. Bunun beni kesinlikle tanıması lazım ama gerçi tanısa ne olacak? Burada maç salacak değiliz, değil mi? Yani etkinlik kısmında da maç salarsak eğer komik olur. Şimdi minyon sürüsüne karşı mı? Minyon sürüsüne karşı aslında o kadar da yani zehir var ama minyon sürüsüne karşı evet. Bir, güzel güzel. Minyon sürüsünü değerlendireceğiz arkadaşlar. Güzel. Zehiri onu atmak zorunda bıraksak atar mı? Biz atacağız mecbur da artık. Tamam güzel. O minyon sürüsü ölecek. De, güzel diyoruz da hiç hasar verebildik mi? Ulan bir tane iskelet vur lan hatır için. Oha. Oğlum kışkırtma beni bak. Hadi güzel bir ismin var, beni kışkırtma. Şimdi minyon sürüsünü aynalasak o da zehri aynalar gerçi. Ama bir yerde yediririm buna. 2x'de falan yediririm gibi geliyor. Zehrini kötü kullanmasına bakar. Tamam biz de onunkini deneyelim. Bu çok kötü bir anlam gibi oldu, onunkini deneyelim dedik burada. Neyse. Şimdi minyon sürüsüyle korumalar aynı anda bassak ne yapabilir? Zehir. Şu an aynası var arkadaşlar. Elinde zehri bekletiyor. O yüzden ben de ilk kartı onu atmayı zorluyorum. Farklı bir şey atsın istiyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Bir de mezarlık basalım. Savunmayı neyle kurabilir? Evet, minyon sürüsüyle kurdu. Yani. Ama biraz hasar verebiliriz ya. Evet. Çok güzel hasar verdik. Tamam. Mezarlık hata yapar. Biz de bir zehirle karşılık verebiliriz. Aslında zehirle karşılık vermeyelim. O zehri kullansın diye kart atalım. Gerçi zehir... Ya tamam. Hadi be kardeşim. Bizim sahamızda bizim evrimli şövalyemiz diğerini öldüremiyor. Böyle aptallık. Minyon sürüsünü ikiye bölüyorum zehir kullanmasın diye. Böldüremedik. Evet. Şöyle zehri atalım abi. Bombacı bir tane vurdu. Çok güzel. Tamam.
Hızlı bir atağa çıkacak şu an çünkü çok öndeyiz. Tamam, çıkmıyor. Biz bir atak yapalım. Bilerek onu kart atmaya falan zorluyorum. Tamam. Aldık. Aldık. Buradan artık zaten saniye olarak yetmiyor. İyi oyunu diyelim. Ne oldu lan? En başta emoji atıyordun. İyi oyunu da atacaksın. Hadi at. Seni zorbalamak istemiyorum. Neyse hadi sen bizdensin. Sana izlemeyeceğim ya. Şimdi şuradan 50 taş verelim. Boşu boşuna 3. maçı atmayalım. Video kısa olursa küfür yediğimi biliyorum. O yüzden küfür yememek için 3. maçımı da atıyorum. Heh, en azından şöyle güzel bir deste geldi sonunda. Büyülü okçulu falan kullanmadığımız. Aslında burada evrimleri test edebiliyormuşuz bak. Muhafız evrimi falan var. Mesela bende normalde yoktu. Tamam. Madenciye maalesef gerek var arkadaşlar. Oğlum bununla aynı düşünmemiz hiç hayra alamet değil lan. Bununla aynı düşünmeyelim bu arada. Lan lanet olsun, benimle aynı hamleleri yapıyor bu. Oğlum aynı zeka seviyesine sahip olmayalım ne olur. Vallahi üzülürüm lan. Kaleye vuramıyor değil mi şu an? Bu arada o büyülü okçu tam öldü. Buna çok bir cevabı var mı? Tamam, çok bir cevabı yok. Güzel bir hasar. Tamam. Kötü değil, kötü değil. Aynı hamleyi tekrarla da sana bir söveyim. Abi benim madenci iki tane hayalet ne kadar hızlı eritti. Gerçi normal tabii de. Lan bir vuruşa ölmesen geri zekalı, gidip orada kaleye bir tane vursan keşke. Ah canım benim. Tamam, şu sağ kaleyi alalım abi. Çok fazlalık geliyor gözüme ya. Hani orayı tamam. Oraya alamadık. İkinci kartı atmasa alırdık. Evet. Aldık. Atağa çıkmasın. Aynen. Bak 3 iksir daha harcadı. Mesela şu an muhafızları atamaz. Muhafızları atamaz da madenci artı ruh yapmamız gerekebilir. En azından cevap bulduk. Ya işte arkadaşlar, mesela yüksek kupada oynamak isteyenler için alt kupalarla yüksek kupaların en önemli farkı hızlı tepki vermeniz gerekiyor mesela. Hızlı düşünmeniz gerekiyor. Onun dışında geri kalan hani desteğe alışmaktır, desteğe oynamaktır. Bunlar, herkes bunları halleder bak. Ciddi söylüyorum. Tamam. İlk önce şeye vuracağız. Tamam, güzel. Çok fazla bir hasar yemeyeceğiz oradan. Tamam. Tamam, şöyle yapalım. Şifa ruhunu bu arada çok güzel atmadık mı? Ulan hayalet çok iyisin be kardeşim ya. Tamam. Buradan artık bundan sonrası işin şov artık. Şöyle artistlik olsun arkadaşlar. Yıldırımı ikinciyle alayım da. Evet. Tebrik ettik, şöyle iyi bir oyundu. Tamam. Yani eşleşmeler olunca bak maçlar güzel geçiyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Sinirsiz geçiyor en azından. Hani sinir olmuyoruz en azından. Ama kupa yoluna gelirsek size durumun vehametini zaten en başta gösterdim. Şuradan da dükkandan şöyle iki tane şey alalım. Alamıyoruz artık. Ne alalım? Ulan gerçi bunu videoya dahil etmeye buraya ne gerek var? Bunu sonradan karar veririz. Neyse arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Elimde bir meta destem yok. Meta destem olmadığı için kendim böyle çerçöp kartları toparladım. İşte avcıdır, iskelettir, buz ruhudur bilmem ne. Hani böyle bir destek kurdum. O yüzden bu sezon çok fazla kasamayacağız. Yani 2000 bile çok iyi. Eşleşmeleri görüyorsunuz. En fazla taş atlasın 2100 yaparız. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.